Merhaba değerli arkadaşlar. D20 pala malzemeden yapılan tesbihimiz 9x11 yumurta kesim yapıldı. Kalın delik olduğu için malzememiz biraz kapsülü de andırıyor. Esasen yumurta kesim olan bir tesbihimiz. Tesbihimiz pala fren çalışıldı. Şöyle kırık imame çalışıldı. Kalın delik çalışıldı. Küsen kehribarımız D20 koduyla şöyle bir daha çok taze, çıtır çıtır olacak tabi arkadaşlar. Kahverengi tonundan yapılma, içi böyle. Malzememizin esas rengi bu arkadaşlar. Gerçek rengi bu tonda. D19 da bu tondaydı. Evet, sahibine şimdiden hayırlı olsun diyelim. Videonun devamı YouTube'da arkadaşlar. Bu video YouTube videosu arkadaşlar. Şimdi biz devam edelim. Evet, malzememizi de alalım. Tesbihimize devam edelim. Arkadaşlar malzememiz bu tonlarda bir malzemeydi. Bunu ayırmamızın sebebi şurada malzemede biraz ön taraftaydı yanılmıyorsam. Ufak bir çatlak vardı. Malzemenin çatlağı yürür mü yürümez mi diye malzemeyi saklamıştık. Çok şükür yürümedi. Az bir şey var. Bu D19 malzememiz çok eski bir malzeme. Bu D20'de bunun renginde, bunun tonunda bir malzemeydi. O yüzden sizin önünüze bunu çıkardım. Şöyle bir görün arkadaşlar. Tesbihimiz böyle bir kalıptan yapıldı. İç rengi böyle çıktı. Zamanla bakın bu alt rengine gelecek. Sonra daha çok koyulaşacak. Sonra kırmızı tonuna doğru yürüyecek. Kahveden kırmızıya yürüyecek. Malzememiz böyle bir yol alacak. Küsen kehribarımızın bu vesileyle bazı özelliklerinden bahsedelim. Küsen kehribarımız arkadaşlar damarlı bir malzeme. Bakın şurada da görüyorsunuz. Renk aldığı için damarları daha belirgin oluyor. Damarlı bir malzeme. Bu malzememiz ilk yapıldığında krem tonunda çıkıyor böyle. Tabii siz bunu çekmeye başladığınızda elinizin yağıyla beslenir. Ve damarlar daha çok belirginleşir. Elinizin ısısıyla da beslenir. Ve gittikçe damarlar belirginleşir. Böyle daha güzel bir ebru tablosu gibi bir tablo çıkar ortaya. Küsmesin de nereden geldiğini biliyorsunuz ama yine de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Küsmesi de arkadaşlar bu tesbihi kenara koyduğunuzda diyelim ki şu damarlı kısımları şöyle kendini kapatıyor. Damarlarını biraz gizliyor. Başka bir renkle damarlarını gizliyor. Küsmesi de oradan geliyor. Esasen bakın bu hali biraz gizlenmiş hali. Normalde bunu çekseniz biraz yağlasanız damarlar daha belirginleşiyor. Çektiğinizde zaten o yetiyor. Yağlamanıza bile gerek yok. Elinizin yağıyla besleniyor. Tabii eliniz terlemiyorsa arkadaşlar. Terleyen ellerde tesbih çekmek zaten genel olarak sıkıntı. Şimdi bu çıkan tesbihimize şöyle detaylı bir daha bakalım. Pala frenimizi görelim. Bakın pala frenimizi yapmışız. Bu pala frenimiz ne işe yarıyor? İstediğimiz boya çekip sıkışmasını sağlıyoruz burada. İstediğimiz boyayı yavaş yavaş şöyle zorlamadan, kırmadan çekiyoruz. Sonra kapatıyoruz. Tesbihimiz istediğimiz boyda olduktan sonra tesbihimizi mesela bu şu an çift çekime göre ayarlanmış. Güzel mi güzel? Çift çekilen bir tesbih. Evet. Harika bir tesbih. Şu anda malzemenin küsenlerde çoğunluğunun ortak özelliği ilk yapıldığında çok yumuşak oluyor. Mesela tornalarken tornada da normal talaş yerine böyle toz gibi, kum gibi bir talaş çıkartıyor. Çok değişik bir yapısı var ama esasen birebir bakalit malzeme. Etkileşimden öyle oluyor herhalde. Böyle talaş gibi çıkıyor harcı. Yani özür dilerim, talaş gibi çıkıyor demişim. Kum gibi çıkıyor. Diğerleri talaş gibi çıkıyor. Malzemesi ilk yapıldığında çok yumuşak geliyor eli böyle. Şu anda çok nadirdir. Mesela küsen kehribarın ilk yapıldığında çıtır çıtır olması çok nadir oluyor. Oluyor ama olmuyor değil. Geneli böyle. Biraz böyle bakın. Sesinden de hissedeceksiniz. Biraz sesini dinledim size. Sesindeki çiğliği duyabilirsiniz. Yani diyor ki ben daha sertleşmedim. Ses veriyorum ama
daha sertleşmedim. Çıtır çıtır ses çıkarmıyorum henüz diyor. Tabii bu iş şöyle söyleyeyim, 2 saate de değişebilir, bir güne de değişebilir, 2 güne de değişebilir arkadaşlar. Kimin elinde 2 saatte pişiyor, kimin elinde 1 günde, kimin elinde 2 günde. Malzemenin daha sonra sertleştiğinde, çıtır çıtır olduğunda elinizden bırakamayacağınız bir tespih haline geliyor. Ben bütün hikayesini size anlatayım ki elinize aldığınızda bir şokla karşılaşmayın arkadaşlar. Malzememiz bu durumda. Bakın bazı imamenin bir kısmında bakın üst renginden hafif patin kalmış. Görüyor musunuz? Bakın kahverengi. Bu malzeme koyulaşacak arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Şöyle tek tespihi uzun çekmek de iyi oldu aslında. Biraz bana çok iş çıkaracak. Her tespihi tek tek çekmek biraz yoracak ama belki gün aşırı atabilirim videoları. Şimdi günde bir tane attım ama yine kenarda videolarım var. Belki gün aşırı atabilirim. Öyle de videolar yığılma oluyor. Böyle detaylı anlatmak daha güzel oluyor tespihi. Bakın deliklerine de detaylı bakabiliriz. Şimdi yumurta yapılmış ağzı kalın delikten dolayı dedim ya size biraz kapsül gibi gözüküyor. Evet. Ölçüler de birbirine yakın olduğundan öyle gözüküyor ama yumurta kesimi arkadaşlar bakın. Şimdi bu biraz koyulaştığında biraz daha büyük gözükecek. Neden mi? Öyle arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Yansımadan dolayı arkadaşlar koyulaştığı zaman fazla ışık yansıtmayacağı için yanılmıyorsam öyledir. Fazla ışık yansıtmayacağı için biraz daha koyu gözükecektir. Şimdi bu şu anda çok parlak ve açık tonda daha fazla ışık yansıttığı için gözü biraz daha küçük geliyor. İnşallah doğru söylemişimdir. Evet. Öyle bir durum var çünkü. Bir yanılsama oluyor. Bugün de bir abimize tespihinin eksiğini tamamladık. Birebir aynı malzemeden ve aynı ölçü yaptığımız halde yeni yapmıştık. Bunlar çok büyük gözüküyor demişti bana. Şimdi o da beni dinler zaten konuyu bildiği için. Bunlar büyük gözüküyor dedi. Hatta kumpası aldık baktık. Yok abi aynı ölçü dedik. Yeni yapıldığı için daha açık tonda olduğu için biraz daha büyük gözüküyordu. Az önce söylediğimize ters oldu o zaman. Evet. Ben mi ters söyledim? Evet, büyük gözüküyordu. Eskimiş işte renk almışları biraz daha küçük gözüküyordu. Her neyse ya da tersi de olabilir işte arkadaşlar. Çok emin değilim. Emin olmadım. Bir şey söyledim size ama ikisinden biri oluyor muhakkak. Hakikaten niye öyle dedim? Dikkat edeceğim şimdi. Bakalım koyusu mu daha büyük gözüküyor, açığı mı daha büyük gözüküyor? Hazırda burada olsa bir tane göstereceğim size ama yok maalesef. Ama abinin tespihine bakmıştık. Açık renkli yeni yaptığımız daha büyük gözükmüştü. Beyazdı özellikle. Beyazdı. Öbür taneler biraz kremdi. Daha küçük gözüküyordu. Neyse. Evet, daha çok ışık yansıtırsa biraz daha büyük göstermesi normal. Evet. Nasıl tespihim ama arkadaşlar. O bilgi doğru ya da önemli değil. Önemli olan bizim burada anlattığımız tespihimiz. Biz fizikçi değiliz. Of 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 güzelliğe bak güzelliğe. Harika bir tespih ya. Harika bir tespih gerçekten. Sahibine hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın diyelim. Gerçekten güzel tespih oldu. Dediğim gibi elime yumuşak geldi. Bir iki güne çıtır çıtır olacak. İyi günlerde kullansın. Tespihin kıymetini bilsin. Küsen fazla yok. Şu anda renkleri bile yok. Bir tek kahverengi tonda biraz var. Onun dışında başka küsenim yok.
tespihlerinize sahip çıkın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.